Selamünaleyküm aziz dostlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Uzuvları farklı olan, uzuvları fazla olan ve normal bir vücut sisteminden ziyade anormal bedenlere, vücutlara sahip olan ibretlik insanlarla ilgili, ibretlik yavrularımız, çocuklarımızla ilgili bir video bu. Evet, birincisi Manar Maget, embriyonun parçalandığı ancak tamamen ayrı bir ikiz oluşturmadığı oldukça nadir bir durumla karşılaştı. Karşılaştığı şey tam olarak çalışan ve gülümseyebilen ve yanımsayabilen bir ikizdi. Ürpertici değil mi? Zavallı Manar ekstra başarı çıkartmak için ameliyat geçirdi ama ne yazık ki hayatta kalamadı. Kısa bir süre sonra enfeksiyondan vefat etti. Cennet meleği öldü. Ötelere pervaz etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz arkadaşlar. Evet. İki başlı ikiz. Ebu ve Brittany Hensel ve bunun gibi birçok ikiz vakası var. Yapışık ikiz vakası var. Çoğu bir kalbi, iki akciğeri beslediğim bir insan birçok organın geri kalanlarına paylaşır. Fakat onların durumunda tüm organlar ikiye katlandı ve oldukça sağlıklı bir hayat sürmelerine izin verdi. Hayırlı ömürler diliyoruz. Bu halleri zor belki, fakat hayatlarından neşe almayı, zevk almayı bilen bu ebe ve Brittany ikiz kardeşlere mutluluklar diliyorum. Allah'ım yardımcılar olsun. Evet, bu adam endişeli görünüyorsa olması için iyi bir nedeni var. Diphalia denen şeye sahip, bir insanın bir değil iki cinsel organla doğduğu bir durum. Onun zevkinin de fazla olabileceğini belki düşünürsünüz ama tam tersine bu onun hayatını olumsuz yönde etkiledi. Burada resimleri göstermek de mümkün değil diye belirtmişler. Evet. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu bayanın da iki cinsel organı varmış. Durumdan habersiz olarak Cassandra Watson adlı bir kadın böbreklerini kontrol etmek için doktora gidiyor ve durumu öğreniyor ve şok geçiriyor. Fakat bu durumda olan insanlarda mevcut. Normal fizyolojik yönünde herhangi bir sıkıntı yok. İşte dört kol ve dört bacakla doğan Vakahmi Tatma olan şey kafa oluşturmaya yapışık bir ikizin parçası olmasıydı. Evet, yani yapışık ikizlerden bir tanesi de Tatma. Kardeşler, neyse ki ameliyat başarılı oldu ve Tatma artık normal bir hayat yaşayabiliyor. Şükürler olsun. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu üzere ne diyordu? Hiçbir hastalık yok ki derman olmasın, çözümü olmasın. Tıbbın gelişmesi lazım. Gelişmesi için de bilim insanlarının, tıp uzmanlarının uğraşması, gidilmesi gerekiyor. Çünkü insan sağlığı gerçekten önemli. Evet, 3 tane bacağı olduğunu görüyorsunuz arkadaşımızın. Bazen iyi asıldıklarına inanan çocuklar üçüncü bir bacağı sahip oldukları için şaka yaparlar. Burada George Lippert için hiç şaka değil, çünkü gerçekten de üç bacağı var. Aslında üçüncü bir bacak, hatta ekstra bir kalp ile doğdu. Allah yardımcısı olsun. Evet. Benim de bir tanıdığım kalbi solda değil, sağda. Kendisi tespit etti televizyondaki bir programı izlerken. Gerçekten de doktora gittiğimizde aynı şeyi söyledi. Kalbi dedi, normal insanların solda olması gerekir ki
isteyen bunun sahada ve bütün tabii organları da buna göre değişik yerlerde yer alıyor. Olabiliyor yani. Evet. Bu sevimli küçük arkadaşımıza baktığımız zaman bir insan hayatın normalde bir böbrekle ve iki harika bir hayatla yaşayabilir diyor. Yani iki böbrekle güzel bir hayat yaşayabilir. Ancak ismi Brigham Nostrum olan New Zealand'dan gelen adam 5 böbreği olduğunu bilmeliydi, bilemedi. 28 yaşında böbrek tarafında enfeksiyon geçirdiğini biliyordu. Doktor hiçbirisini çıkartmamalarını tavsiye etti ve o şekilde hayatını sürdürüyor bu genç adam. Allah yardımcısı olsun. Evet, 16 ve hamile şovunu duymuş olabilirsiniz diyor. Onlar genç anneler. Peki buna ne denir? Bu durum fetus in fetudur. Kız kendine çift kardeşi ile hamile doğdu. Enteresan bir durum. Evet, bu yaşlı ninemizin de kafasında boynuza benzer bir çıkıntı çıkmış arkadaşlar. Bu bir bul, yani boğa değil, keçi kadın olarak biliniyor diyor. Henan eyaletinin Linlou köyünden 101 yaşındaki büyük anne. Büyük anne Zhang Ruifang. Köylüler alnındaki gizemli boynuzu gördüklerinde tam 101 yaşındaydı. Yaşıyorsa Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Vefat ettiyse de Rabbim rahmet eylesin. Evet, ikinci kalbi olan bir başka kişinin kalbini görüyorsunuz. İki tane kalp görünüyor. Bu İtalyan adam doğduğunda normaldi. Ancak ameliyattan dolayı bu durumu gerçekleşti, gelişti. Doktorlar kalp durması için kabul edildiğinde durumu öğrendi. Neyse ki bu adam iki kalp krizi geçirdikten sonra bile hayatta kaldı. Evet, bunun da hayatı bu şekilde devam ediyor. Evet, aynı şekilde. Kimmiş bu? İtalyan, deminki bahsettiğimiz. Doktor Guglielmo Mugnai, İtalyan bir adamın iki kalbine tanık oldu diyor. 2010 yılında o adam, 2010 yılında iki kalp krizi geçirmeden önce bir film fanatiyseniz eski kahraman diyaloglarını görmüş olmalısınız. İki kalbim olsaydı sana diğerini seve seve veririm. Esprisi burada gerçeğe dönüşmüş durumda. Gerçekten de iki kalbi olan birisinden bahsediyoruz. Evet, ilk başta bahsettiğimiz talihsizlik için, evet, bu küçük kızımız hayatını kaybetti demiştik. Cennet kuşlarından bir kuşu oldu. Evet, resimdeki görebileceğiniz Sri Lankan adamı bazı deri benleriyle doğdu. Ancak deri köstebek gibi bir kaplumbağa kabuğuna dönüştüğünde oldukça şok edici ve acı verici bir durum. Çocuk aslında çok tatlı, görüyorsunuz yani. Maşallah var. Ve İngiltere'ye götürülmüş ve orada tedavisi olmuş, kabuk kaldırılmış. Geçmişlerden olsun. Bu adamın da 92 tane kemiği fazlaymış. Normalde insanların 206, bazen de 212 diye geçer. Ameliyatta 42 kemik çıkarıldı. Sonuç hastalığını çocuğuna aktarması diyor. Yani çocuğuna da geçmiş. Ancak herhangi bir problemi yok. Elhamdülillah. Şu anda kendisi de sağlıklı bir şekilde yaşıyor ama ufak tefek problemleri olduğunu daha başka kaynaklarda ben gördüm. Evet. Bu yavrumuz da Hindistan'da tabiri caizse ahtapot benzeri bir çocuğumuz, evladımız. Anormal doğumlar, anormal, değişik, yani nelerden kaynaklı tam bilemesek de, yani bu gıdalardaki GDO'lardan, DNA'ların bozulmasından, yakın akraba evliğinden, değişik
şeyler oluyor. Sadece tabii bu insanlar aleminde değil, hayvanlar aleminde de oluyor. Bazen bakıyoruz ki iki başlı buzağının veyahut da köpeğin doğduğunu da görebiliyoruz. İnsanlarda da böyle anormallikler oluyor. Hindistan'daki küçük köyün tanrıçası olarak anılıyormuş bu küçük Lasmi. Bu zavallı küçük kız hareketinde zorluk çekiyordu ancak parazitik ikizleri çıkarıldığında rahatladı. Yani sağlığına kavuşmuş. Elhamdülillah çok sevindik. Ayağında bir meme ucu olan bir kadının ayak altını görüyorsunuz. Vücudun ekstra herhangi bir yerinde bir meme ucu çoğu zaman böyle göründüğü için bir köstebek için yanlış anlaşılır. Bir insan için bu kadının ayağının tam ortasında 2 inçlik bir meme ucu olduğu söyleniyor. Yürürken acı çekmediğini söylüyor. Evet, pedikürcüsü bunu gördüğünde şok olacak diyor. Bir esprili yaklaşım. Evet, bu evladımızın da, bu kız evladımızın da sırtında bir fetüs. Yin yin sırtında sıra dışı fetüs büyümesi ile Çin'de doğdu. Büyüdükçe fetüs de büyüdü ve meme uçları ve diğer insan formları da gelişti. O ameliyat edildi. Ekstra ikizi yani sonradan gelişen o fetüs kaldırıldı. Şükürler olsun sağlığına kavuştu. Biz insanların insanlığına bakıyoruz. Çinliydi, Hintliydi değil. İnşallah Çinliler de Doğu Türkistanlı insanlara zulümden vazgeçerler. Yine Çinli bir bebek, ikinci yüzü olan bir bebek. Çin'de Kang Kang adında bir erkek bebek, enine yüz yarığı olarak da bilinen bir deformite ile, deformasyon ile doğdu. Çocuk küçük yüzünde maske takıyor gibi görünüyor. Neyse ki ebeveynler bu ameliyat için gerekli fonları ayarladılar. Hatta ameliyat olduğunu ben yine haber kaynaklarından okudum. Fakat normal simasına, yüzüne ancak 10 sene gibi bir süreç içinde dönebileceğini belirtiyor uzmanlar. Allah yardımcısı olsun diyorum. Evet, bu yavrumuz da Hintli. Karnında bir ikizi duruyor. 4 ekstra uzuvlu çocuk. Bu çocuğun göğsünden fazladan 4 uzuv çıkması nadir görülen bir durum. Bazı köylüler onun bir şeytan olduğunu düşündüler. Çünkü uzun bacaklardan ikisi korkutucu görünüyordu. Ancak neyse ki Bokdore'deki bir hastane onu ameliyat etmeyi ve ekstra uzuvları çıkartmayı teklif etti. Şimdi çocuk normale dönmüş durumda. Başka görüntüler de vardı. Evet. En tuhaf ve müthiş görünen anormal durumlardan birisi. Adı Deepak Pasvan. Yakınlardan gördüğünüz şey göğüsten büyüyen gelişmemiş ikiz. Hayat zor ancak Hindistan'daki bazı insanlar ona ibadet etmek için yerini ziyaret ettiler. Bundan sonra Bangalore'deki hastane tarafından çok ücretsiz bir ameliyat yapıldı ve sağlığına kavuştu. Yine aynı çocuk. Evet, görüyorsunuz. Şükürler olsun, geçmiş olsun. Bu adam iki kalple doğmanın mağdurlarından birisi. Daha iyi dolaşım ve daha fazla sevgi vermek gibi bir şey aklınıza gelebilir ama öyle bir şey yok. Kalplerinizi senkronize, daha doğrusu asenkronize tam manasıyla birlikte çalışamamaya başladı. Ölüme doğru neredeyse yanaşıyordu. Neyse ki doktorlar ekstra kalbi kaldırdılar ve şimdi hayatta sadece bir kalbi çalışıyor sağlıklı olarak. Evet, fazla parmaklı. Annesinde de fazla parmaklar var. Bebeğin kendisinde de fazla parmaklar var. Çocukta 16 parmak. Yani 8'er tane ayaklarında, ellerinde ve 15 parmak. Annesi de benzer bir durumdan muzdarip. Çocuk ameliyat oldu. Sağlığına kavuştu inşallah. 31 parmaklı çocuk. Bu da görüyorsunuz. Çin'de yine 2010 yılında ameliyat edildi. Normal hayat yaşıyor. Evet. Bu sporcu da aynı şekilde çok parmaklı birisi. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Onlara da sağlık sıhhat versin. Bizlere de sağlığımızın kadru kıymetini bilenlerden eylesin. Sağlık çok büyük bir nimet. Onun gerçekten de kıymetin değerini bilmemiz lazım. Sizi Allah'a emanet ediyorum. En güzel günler, en sağlıklı hayatlar sizin, çoluk çocuğunuzun, ailenizin olsun. Aziz dostlar, sizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, en güzel günler sizin olsun.